Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. İbni Hibban'ın El-Musnedü Sahih ala Tekasim vel Enva' adlı Musnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı, emirler kısmının 78. nevindeyiz, 78. çeşitteyiz. Çeşit başlığı El-Evâmiru leti umirat muraduha ta'limu. Amacı talim olan bir takım emirler. 1327 numaralı hadise geldik. Zikrul emri bis-salati lin-nâimi izâ inde isteykâbihi. Uyandığında kişiye namaz kılmasını emreden hadis. 1327 Akbarana Ahmed bin Ali ibn el-Musenna. Bize Ahmed bin Ali bin el-Musenna haber verdi. Haddesena Ebu Haysemata. Bize Ebu Hayseme anlattı. Haddesena Cerirun. Bize Cerir anlattı. Anil A'meşi. O da el-Ameş'ten. An Ebi Salih'in. O da Ebu Salih'ten. An Ebi Sa'idin el-Hudriyi. O da Ebu Said el-Hudri'den kâle dedi ki: "Câet imra'atun ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın geldi. Fekâlet dedi ki o kadın: "Ya Resûlallâhi, ey Allah'ın elçisi. İnne zevci Safvan ibnel Muattili yadribuni izâ salleytu." Benim kocam Safvan bil en muattal, ben namaz kıldığımda beni dövüyor. Ve yufattiruni izâ sumtu. Ben oruç tutsam bana orucumu bozduruyor. Ve lâ yusalli salâtel fecri hattâ tatlu'aş-şemsü. Kendisi de zaten güneş doğmadan sabah namazını kılmaz. Demiş kadın. Diyor ki rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ kadına sormuş, Safvan'a sormuş kadının söylediklerini. فَقَالَ adam demiş ki ya Resûlallâhi, ey Allah'ın elçisi. اَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي اِذَا صَلَّيْتُ. Ben namaz kıldığımda beni dövüyor diyor ya diyor. Doğrudur, dövüyorum. فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ. Çünkü diyor namazda iki sure okuyor ya Resûlallah. وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهُمَا. Ben onu yasakladım, dedim ki iki sure okumayacaksın, tek sure oku. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ. Bir sure bütün millete yetiyor. Sen niye iki sure okuyorsun demeye getirmiş. Söylediği söz لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ. Yani bir sure bütün insanlığa bile yeter diye kadına, yani kısa tut anlamında kocasına bir bakıma Hazreti Peygamber destek vermiş. Kâle, Safvan devam ediyor, diyor ki وَاَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي اِذَا سُمْتُ. Oruç tuttuğumda bana orucumu bozduruyor demesine gelince diyor فَاِنَّا تَنْطَلِقُ فَتَسُومُ. Ya Resulullah her kalktığımız gün oruç tutuyor. تَنْطَلِقُ فَتَسُومُ. Nerede sabah hangi güne çıksak oruçlu çıkıyor. وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌ. Ben de genç bir adamım. وَلَا أَصْبِرُ. Sabredemiyorum. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَوْمَئِذٍ. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün dedi ki لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا. Hiçbir kadın kocasının izni olmaksızın oruç tutamaz. قَالَ. Dedi ki وَاَمَّا قَوْلُهَا Şu sözüne gelince ya Resulallah, kadının bir sözü daha vardı ya, bu güneş doğmadan namaz kılmaz diye. لَا اُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ Benim güneş doğmadan namaz kılmadığım şeklindeki sözüne gelince فَاِنَّ اَهْلَ بَيْتٍ Ya Resulallah, biz öyle bir ev halkıyız ki لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِدُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ Yani güneş doğmadan neredeyse uyanamıyoruz. فَقَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Bunu duyan Allah'ın elçisi buyurdu ki فَاِذَا اسْتَيْقَضْتَ فَسَلِّ O takdirde ne zaman uyanırsan o zaman kıl demiş sallallahu aleyhi. Şimdi siz bu hadisin kaynağını merak ediyorsunuz. Subhanallah. Bu hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de var. Bu hadis radyosuzda var. İbni Hibban'ın sahihinde var. İbni Hibban'ın sahihi, sahihler içerisinde 4. sıradadır. Elbani de hadise sahih diyor. Yani ben uyanamıyoruz diyor, ne yapalım yani. Aziz Peygamber dedi yani. Kadının dediği gibi ben diyor güneşi gözetmiyorum doğusunda gün namazımı öyle geciktireyim de kılayım yani. Uyanamıyoruz. Uyanamadığımız için diyor. Öyle oluyor. Böyle adesin. Tabii. Aynı durum Hazreti Peygamber için de geçerli. O da uyanamadı. Ve o da yani uyuyakaldı bir sabah namazında. Hocam bir başka şey diyorum ben burada. Sabah namazının vakti kalktığı vakittir diye. Yine böyle bir... İşte bu hadis gibidir yani. Belki başka bir tarih. Tamam bu işi yapıldı. Öyle yaparsan tam bir sürü insan var yani. Bir şey çıkar yani. Hadiste adam kalkamıyorum diyor açık yani güç getirem yani. Zikrul emri limen seninle birlikte yanlarını yataktan ayıran var ayet peygamber diye bir ayet var ya hocam. Evet. Direkt herkes ayıramıyor. Evet. Bir hadis var. Bizleri öldüren, bizleri ölümden kaldıran diye duası var ya peygamberin. Zikrul emri limen fatethu rek'ata el fecri en yusalliyahuma ba'da tulu'u şemsi. Fecir namazının 2 rekatını kaçıran kimsenin yani sabah namazını kastediyor. Onu güneşin doğuşundan sonra kılmasını emreden hadis. Ki deminki hadiste de vardı bu nispeten. Burada da var. Zaten sabah namazının tehiri diye bizim kıldığımız yani sabaha kaçırdıysak eğer vaktini öğlene kadar tehiri diye kılınan namaz işte bu emirle geliyor. Yani o kaza değildir. Tehirini kılıyorsun birinci veya namazın kendisini kılıyorsun esasında. Alimde olmasının sebebi ne? Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim amaçlı verdiği emir. Yoksa böyle yap anlamında değil. Yani bu duruma düştüğünde bu şekilde olduğunda böyle yap diye bir öğretmede bulunuyor. Normalde normal yaptığı biçim zaten kendi uygulamasında açık. Akberana Ahmed ibn Yahya bin Zuhayr'in bitüstera. Bize Ahmed bin Yahya bin Zuhayr Tüster'de haber verdi. Haddesena Abdülkuddus ibn Muhammed el-Habhabi. Bize Abdülkuddus bin Muhammed el-Habhabi anlattı. Haddesena Amr ibn Asim. Bize Amr bin Asim anlattı. Haddesena Hammam. Bize Hammam anlattı. Haddesena Katadetu. Bize Katade anlattı. Anin Nadr ibn Enes'in. O da En-Nadr bin Enes'ten. An Beşir ibn Nehik'in. O da Beşir bin Nehik'ten. An Ebi Hureyre'te. O da Ebu Hureyre'den. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurdu ki Men lem yusalli rak'ateyil fecri Kim fecrin 2 rekatını yani farz olan 2 rekatını kılmadıysa فَلْيُسَلِّهِمَا اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ Onu güneş doğduktan sonra kılsın diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis nerede var? Yine bu hadis de Buhari'de de Müslim'de de yer almamış. Elbani'nin hadisle ilgili notu sahih. Hocam önceki hadisle ilgili bir şeyi söylemek ihtiyacım var. Veda abdestindeki kadınlarla ilgili ifadesine biraz tenakuz gibi geldi dövmesi. Bir de kadının 2 ayet okuduğunu adam nasıl duyuyor yani duyuyor namazda 2 ayet. Yani onun 2 sure dediği burada bize aktarımdır herhalde. Çok uzun kılıyordur. O da sormuştur ne ya kaç sure okuyorsun falan diye. Ayet değil sure. Sure başka. Ayet değil. 2 sure bir bakara bir Yasin'e göre demek. Yalnız kısa sureler de var bir malumunuz. Burada surenin yani 2 veya 3 olmasından ziyade bence namazı uzun tutması. Hem o hem de dövmesi yani şimdi. Dövmesi şimdi söz tutmuyor demek ki. Cenab-ı Hak söz tutmayınca dövün diyor zaten. Evet, başka bir itaatsizlik ayette فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ yani dövmeyi ortadan kaldıran durum itaattir. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا şayet itaat ederlerse artık üzerlerine varmayın diye kesen ayrım itaattir. Demek adam itaatsiz buluyor kendisine. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada kadına yahut adama neden dövüyorsun diye çıkıştığını görmüyoruz. Çünkü itaatsizliğinden şey yapmış. Müfessirler dövmeyi şeytanlı dövme diye açıklamış bazı müfessirler. Neli dövme? Fiili elle vurmak değil de çünkü hadiste Peygamber men etmiş yani hem döver hem yatağına alır. Nasıl şey? Men etme değil, o tür hadislerde şey var yani özendirmenin zıddı var. Yani çünkü uygulamada çok ileri gidenler var. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesinlikle özendirmiyor. Kesinlikle iyi bir yöntem olduğu kanaatinde değil. Bu zaten evet, bu zaten ayette de açık. Çünkü ayette dövmeye gelinceye kadar Cenab-ı Hak pek çok şeyde bulunuyor. Öğüt verin, yatağından uzaklaştır falan ve 3. sırada sayıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın da bunu özendirmediği, en sona bıraktığı bir çare olarak gösteriyor. Ama bu asla olmaz. Pratiği olmayan bir şey değil, ayette var. Son sırada da olsa böylesi bir durumda tatbik edilebileceği ortada yani. Hocam, tümüyle yasaklanmış, men edilmiş bir şey falan böyle bir şey yok. İmam Şafii'nin güzel sözüne gelir hocam. Kadının en güzel ibadet diyor, yatak odasında kıldığı namazdır. Peki bir sonraki hadise geçiyorum. Zikrul emri bil idtica'i ba'de rek'ateyil fecri limen arada salatel gadati. Sabah namazını kılmak isteyen kimsenin sabah namazını kıldıktan sonra yanı üzere yatmasını emreden hadis. 1329. Akberena Ömer ibn Muhammedin el-Hemdani. Bize Ömer bin Muhammed el-Hemdani haber verdi. Haddetena Bişr ibn Muaz el-Akkadi. Bize Bişr bin Muaz el-Akkadi anlattı. Haddetena Abdülvahid ibn Ziyad. Bize Abdülvahid bin Ziyad anlattı. Haddetena el-A'meş. Bize el-A'meş anlattı. An Ebi Salih'in, o da Ebu Salih'ten. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Kale dedi ki Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İzâ sallâ ahadukum rek'ateyil fecri, biriniz fecrin 2 rekatını kıldığı zaman فَلْيَضْطَجِ عَلَى يَم۪ينِهِ sağ üzere yatıversin, uzansın. Sünnet mi o? Sünnet mi? Yani yatmayı mı diyorsunuz? Ha, namazı, sabah namazını. Yok namazın. Zaten ondan sonra sünnet namaz yok ya. Farzı kastediyor. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ kendisine Mervan bin Hakem dedi ki اَمَا يَجْزِيَ اَحَدَنَا مَمْشَاهُ اِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطَّجِعَ ya Resulallah, eve kadar gitsek orada yatsak yani kıldığımız yerde, illa kıldığımız yerde mi yatmak zorundayız? Hı. Veya kalkıp yürümesi yeterli olmaz mı demiş. Kale la, demiş ki sorun yok, gidebilir. Kale fe belege zâlike ibne Ömer'e, bu durum İbni Ömer'e bu haber gelmiş. Bu haber dediğimiz Ebu Hureyre'nin böyle bir hadis rivayet ettiği bilgisi İbni Ömer'e, Abdullah bin Ömer'e gelmiş. Fekale, o da demiş ki ekthara Ebu Hureyre'te, Ebu Hureyre de ne kadar çok hadis rivayet etmeye başladı demiş. Kale denmiş ki, diyor ki ravi aktaran, İbn Ömer'in böyle demesi üzerine فَقِيلَ لِبْنِ عُمَرَ İbn Ömer'e diyenler oldu ki هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ yani sen böyle deyince biz biraz bundan pirelendik. Acaba sen Ebu Hureyre'nin gerek bu rivayetinde gerek başka rivayetlerinde yani hoş görmediğin, uygun görmediğin bir şeyler mi var? Hazreti Peygamber'e ait olmadığını düşündüğün bir şeyler mi var ki böyle ya bu da çok hadis rivayet etmeye başladı diyorsun demişler Abdullah bin Ömer'e. O da demiş ki kâle la, hayır. وَلَاكِنَّهُ اجْتَرَعَ وَجَبُنَّا Fakat o cesur davranıyor, biz biraz korkak davranıyoruz demiş İbn Ömer. Yani ben İbn Ömer'in bu sözünden şunu anlıyorum. Yani biz Hazreti Peygamber'den gördüğümüz ama çok emin olmadığımız algı hatası bulunabileceğini, algılayışımızda bir sorun, acaba biz mi yanlış anladık diyebileceğiniz pek çok şey var ki anlatmıyoruz, korkak davranıyoruz. Ebu Hureyre biraz cesur davranıyor. Yani buradan da yine Ebu Hureyre'nin bu olayı çok iyi anlamamış olabileceği kanaatini seziyorum ben şeyden, İbn-i Ömer. Ashab-ı Sufa'dan değil mi? O da evet. فَبِلَغَ ذَٰلِكَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ Bu söz de Ebu Hureyre'ye getirip ulaştırılmış. Demişler ki İbn-i Ömer'e senin bu rivayet ettiğin hadis ulaştı. O da dedi ki bu çok rivayet etmeye başladı. Millet de ona böyle dedi. O da böyle cevap verdi diye Ebu Hureyre'ye anlatmışlar. فَقَالَ O da demiş ki مَا ذَنْبِي اِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَاسُوا Ne günahım var demiş. Ya ben ezberledim bir şeyi iyice tanık olduğumsa, onlar unutmuşsa ben ne yapayım demiş Ebu Hureyre. Bu hadis... Ebu Hureyre'nin bir işi yoktu değil mi? Hiçbir geçim... Evet, Hazreti Peygamber'in içinde dolaşmaktan başka. O ashab-ı suffaydı. Evet, ama Ebu Hureyre'nin de şey tarafı, yani Hazreti Hayber'den sonra Müslüman oldu bu adam. Yani çok kısa bir süre Hazreti Peygamber'le ama yoğun bir süre, bunu da kabul etmek lazım. Yani hiç yanından ayrılmamış, yapışmış. Yani vakıf, şimdi tabirle vakıf olmuş. Evet. Kur'an ezberleyebilmiş mi o zaman? 3 yılda Kur'an bir kere ezberleyip hafızası nasıl olmuş? O kadar bilgim yok hakkında. Ama sahabe hafızları çok sayıda değildir. Muhtemelen o da değildir. Peki, zikrul emri. Bu hadis, okuduğumuz hadis ne Buhari ne de Müslim'de yer almış. Yine İbn-i Hibban'ın sahihinde var ve Elbani'de hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadis zikrul emri lil mutehaccidi en yec'ale ahire salatihi rekaten vahideten tekunu vitrahu teheccüd yapan, yani teheccüd namazı kılan kimseye son namazını tek rekat yapmasını, bununla vitir yapmasını emreden hadis. Yani gece namaz kılıyor adam. Nafile namazlar kılıyor. En son kıldığı namazını tek rekatlı yapmasını emreden hadis. Burada bir tane diyor. Başka yerde 3 de var. Evet. Yani 2 kılıyor yine. Sonra kalkıp bir rekatta tek kılıyor. Yani bizim vitir diye bildiğimiz namaz bu. 1330 numaralı hadis. Akbarana Ebu Halife'te. Bize Ebu Halife haber verdi. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ Bize Müsedded anlattı. عَنْ İsmail ibn Uleyye'te O da İsmail bin Uleyye'den. عَنْ Eyyub'a O da Eyyub'dan. عَنْ Nafi'in O da Nafi'den. عَنْ İbni Ömer'e O da İbni Ömer'den. Demin İbni Ömer'in konusunu ettik. Şimdi hadis İbni Ömer'den geliyor. نَادَا رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Bir adam Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme seslendi. فَقَالَ dedi ki كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ Geceleyin nasıl namaz kılalım, nasıl ne buyurursun? فَقَالَ buyurdu ki يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ مَثْنَا مَثْنَا İkişer ikişer kılın. فَاِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ Şayet sabah girer mi, sabah girmek üzere midir diye kişi sabahın yaklaştığından endişe ederse صَلَّا وَاحِدَةً Tek bir rekat kılsın. اَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّا مِنَ اللَّيْلِ Böylece geceleyin kıldıklarını ne yapmış olur? Vitirlemiş olur. Yani tek ile sonlamış olur. Bu hadis Buhari'de 460 numarayla mevcut. Bir sonraki hadis zikrul beyani açıklayan bi'ennel mutehaccide teheccüd yapan yani geceleyin namaz için kalkan kimsenin innema umira en yutira bi rek'atin ahire salati qabla subhi la ba'dahu Bu kılacağı tek rekatın sabahtan önce olması gerektiğini, sonra değil. Çünkü önceki hadiste bu açık değil. Sabahtan endişe ederse falan diyor ama yani sabah girmeden o vitrini bitirsin diye bir şey yok. Açık değil. Bunun açık olduğu ikinci bir hadis veriyor İbn-i Hibban. 1331 Akberena Şebab ibn Salih'in bi Vasıt Bize Şebab bin Salih Vasıt'ta haber verdi. Haddesena Vahb ibn Bakiyyata Bize Vahb bin Bakiye anlattı. Akberena Halidun bize Halid haber verdi. An Halid'in, o da Halid'den. An Abdullah ibn Şakik'in, o da Abdullah bin Şakik'ten. An İbni Umar'a, o da İbni Ömer'den. Kâle, dedi ki: Nâdâ raculun Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme seslendi. Ve ana beynehuma, ben ikisinin arasındaydım. Dedi ki: Keyfe salâtul leyli, gece namazı nasıldır diye adam sordu. Fekâle, buyurdu ki: Methna methna, ikişer ikişerdir. Feidâ haşîte subha, sabah olduğu olacak diye çekinirsen, sabaha yaklaştığından endişe edersen, fasalli vahideten, o zaman bir tane kıl, ben bir rekat kıl. O secdeteyni, iki secde yap, kablas subhi, sabahtan önce. Sabahtan önce tek rekatlı bir namaz kıl. Böylece gece namazını vitirlemiş, bağlamış olursun diyor. Bu haliyle hadisi Müslim almış. Deminkini Buhari almıştı. Bunu da Müslim almış sahihine 749 numarayla. Hocam ikisinde de bir adam şeklinde mi geçiyor? Yani bir adam Hazreti Peygamber'e şöyle sordu diyor. Bu kimliği belli değil. İkisinde de belli değil. Evet. Zikrul emri, bir sonraki hadisin başlığı şöyle, İbn-i İbban'ın attığı zikir başlığı. Zikrul emri bi mübaderati subhi bil vitri, sabahı vitirle karşılamayı emreden hadis. Yani sabaha vitirle girin, sabaha vitirle girişin. 1332, yani geceyi kapatıp sabaha girişiniz vitirle olsun. Ahbarana Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Haddetena Yahya ibn Eyyub el-Makabiri, bize Yahya bin Eyyub el-Makabiri anlattı. Haddetena ibn Ebi Zaidete, bize İbn Ebi Zaide anlattı. Haddeteni Ubeydullah ibn Umar'a, bize Ubeydullah bin Ömer anlattı. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbn Umar'a, o da İbn Ömer'den. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: Bâdirus subha bil vitri, sabahı vitirle karşılayın, sabaha vitirle girin demiş bu hadiste. İbn-i İbban diyor ki bu hadisle ilgili olarak teferrada bihi İbn-i Ebi Zaide. İbn-i Ebi Zaide, senette geçen bu kişi hadiste teferrüt etmiş. Yani hadisi onun hocasından, kendisinden başka rivayet eden gözükmüyor. Kâlehu şeyh. Suudi İslam'daki bu namaza dikkat eden kişilerin uygulamalı şu anda böyle değil mi? Yani camide kılmıyoruz sizlerde. Vitri camide kılmıyorlar ama eve gidip evde kılıyorlar. Sonuçta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki uygulamayla aynı olmuyor. Bu gelişen teknoloji insan fıtratını da bir şekilde etkilemiş. Ben bunu şöyle fark ettim. Elektrik olmayan bir yerde bir hafta kaldım. Ya akşam oluyor, tamam şey var, gaz yağı şu bu var ama yani onlar elektrik gibi açmıyor seni. Akşam oluyor, namazı kılıyorsun. Sonra zor bekliyorsun yatsıyı, yani yatsı okunsa da bir yatsam. Gözlerin kapanıyor. Şimdi sanırım peygamber toplumunda böyle bir hava var. Millet yatsıyı zor bekliyor. Zaten kimin rivayetlerde görüyoruz. Mescitte uyuyanlar, yatsıyı böyle bekleyemeden uyuyakalanlar. Tamam mı? Bu ne demektir? Aşağı yukarı 8-9 sularında. Yani yatsıya gelemeyenlerin sorunu da o. Çünkü uyku bastırıyor. Ve bu fıtratta var. Doğal olarak böyle. Böyle yattığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yani o saatlerde yattığınızda gecenin içinde uyanıyorsunuz. Yani normalde uyanıyorsunuz çünkü uykunu almış oluyorsun. Kalkıyorlar, o zaman namazlarını kılıyorlar. Böyle bir toplum sabahı hep karşılayan toplum. O saatlerde uyanık oluyorlar zaten. Şimdi o dönemdeki uygulama da öyleymiş. Gece uyunur, yani yatsı sonrası uyunur, hemen yatsı namazından sonra. O gece dediğin o vakitte zaten uyanır, kalkar, ondan sonra gece namazı kılar, ikişer ikişer ikişer. Sonra tek bir vitirler, sonra da kalkar sabah namazına gider. Hazreti Peygamber'deki uygulama bu. Dolayısıyla bugün Arabistan'dakilerin de buna riayet edebileceklerini sanmıyorum. Çünkü orada da elektrik var, elektrik orada da var. Orada da televizyon zaten. Ya televizyon olmasa bile şu floresan, şu aydınlık düzeyi o dediğim şeyi bozuyor, sistemi bozuyor. O gaz yağındaki, fanustaki ışık bir şey yapmıyor size. Öyle bir uyku geliyor ki, müthiş uyku geliyor. Hocam zaten ayet de sanıyor. Geceyi ibadet ve istirahat için. Tavuklara iki defa yumurtlatıyorlar ya, bizim böyle huylar. Zaten bizde yatsının adı da ilginçtir yani. Yani tam yatma şeyini anlatır yatsı diye. Şimdi bizde yatsı herkesin sokakta olduğu, daha kimilerin eline gittiği, daha erken bitti saat. Zikrul emril mutehaccid. Bunu teheccüd yapana gelen bir emir. En yec'ale ahire salatihi, son namazını rak'aten, tek bir rekat yapmasını. Tekunu vitrahu, o onun vitri olsun. Ve illem yakşas subha, sabahtan çekinmese bile. Deminki hadislerde hep sabahtan çekindiğinde vitirle bitirsin gece namazını diyordu. İbn-i İbban sabahtan çekinmese bile, yani gecenin erken dönemlerinde de kişinin vitirleyebileceğini gösteren bir hadis vermek istiyor. 1333. Daha doğrusu bizim işimize yarayacak hadis de bu zaten. Haddetena Abdullah ibn Muhammed ibn Selmin, bize Abdullah bin Muhammed bin Selm anlattı. Haddetena Harmelet ibn Yahya, bize Harmele bin Yahya anlattı. Haddetena ibn Vehb, bize İbn Vehb anlattı. Akhbarani Amr ibnul Harith, bize bana Amr bin el Haris haber verdi. Enne Abdurrahman ibn el-Kasimi haddetehu an ebihi, Abdurrahman bin el-Kasim ona anlatmış babasından. An İbni Ömer'e, o da İbni Ömer'den. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ennehu kâle, demiş ki salatul leyli methna methna, gece namazı ikişer ikişerdir. Yani dörtlü kılınmaz demek istiyor. Zaten hadislerde bakıldığında bütün nafile namazlarda bu yaklaşım var. فَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ, şayet namazdan ayrılmak istersen, yani bak buradaki şey sabah gelecek olursa değil, sen namazdan ayrılmak istersen. Dolayısıyla İbn-i İbban diyor ki demek ki illa sabaha beklemeye gerek yok. Kalktın gecenin 2.30'unda, kıldın 4 rekat, 2-2, böyle sabaha kadar kılacak takatin de yok. O zaman farka vahideten, bir rekat kıl, tutiru leke ma salleyte, böylece geceliğin kıldığını vitirlemiş olursun. Yani tek ile bağlamış olursun onu. Bu vitirleme bizim kıldığımız mı vitirleme? Yani biz de ta akşamdan vitir, pardon. Gecenin başından vitirliyoruz biz. Gece ibadetleri bir şey olmadığı için. Şimdi ilginç olan, adam yatsıda daha camide vitirleyip çıkıyor camiden, sonra geliyor gece teheccüde kalkıyor. Yani ucunu bağladığı bir şeyi sonra sonladığı bir şeyi tekrardan açıyor. Ama bir şey var yani, korkuyorsa kalkamamaktan diye baştan vitir kılıp yani. Tamam, ona bir şey demedik de kıldıktan sonra şey yapmışız, default bunu yapmışız. Doğru. Bu hadis nerede var? Bu hadis son okuduğum hadis. Bu Buhari'de varmış. Buhari'de 946 numarayla var. Ayette geçen bu leyl diye, gece kalk diye emirler mevcut değil mi? Yani aslında gece kalkma. Tabii. Aslında o. Yani yatsıda işi. Böyle default yapmışız. Ta yatsıda bitiriyoruz işi diye. Zikrul emri bitteneffuli, nafile namaz kılmayı emreden hadis. Lilmer'i, kişiye. İnde vücudin neşatı, şayet dirilik buluyorsa kendinde. Ve terkihi inde ademihi, şayet bunu bulamıyorsa da terk etmesini emreden hadis. İbn-i İbban hadisin başlığına böyle taşımış hadisi. Kişide dirilik varsa, neşat dediğimiz aktifse, enerji varsa, kendini diri hissediyorsa, başka bir kelime vardı bu neşata karşılık da, enerjik, zinde, kendisini zinde hissediyorsa kılmasını, namaz, nafile namaz kılmasını, zinde hissetmiyorsa da terk etmesini emreden hadis. 1334. Akhbarana Ömer ibn Muhammed'in el-Hemdani, bize Ömer bin Muhammed el-Hemdani haber verdi. İşimize yarayan bu herhalde. Haddetena Yakub'u Devrakiyo, bunu kulağımıza küpe etmişiz. Bize Yakub el-Devrakiyo anlattı. Haddetena İsmail ibn Uleyyete, bize İsmail bin Uleyye anlattı. Şimdi öyle de düşünmeyiniz. Yani İbn Ömer, bakınız bu kadar iyi bir adam. Yani iyi adam derken bu kadar Hazreti Peygamber'i iyi takip ediyor. Çok sahabenin fakirlerinden, yani müksirundan falan. Şimdi diyor ki İbn Ömer, Hazreti Peygamber milletle ilgili böyle konuşurdu işte şunla. Herkesle zaman zaman bazılarıyla ilgili söylediği bir şey olurdu. İsterdim ki hep benimle ilgili bir şey söylesin falan. Yani bir. Sonra diyor bir gün bacımdan duydum ki, Hafsa kız kardeşi ya, konum geçmiş. Demiş ki Abdullah çok iyi bir çocuk ya, veya çocuk dedim adam, Abdullah ya raculun salihun, Abdullah iyi bir adamdır. Bir de gece teheccüd namazı kılsa. Yani o da Abdullah bin Ömer'i gece kalkmıyormuş. Sonuçta böyle onlar hep kılıyorlardı. İşte bizde hiç yok gibi böyle bir anlayış, böyle bir şeye girmemek lazım. Onlarda da kılmayanlar vardır. Koca Abdullah bin Ömer bu özendirmeden sonra başlamış kılmaya. Ya soruyor demek ki Hazreti Peygamber, Abdullah namaz kılıyor mu diye falan. Ha, bir de Abdullah bin Ömer galiba o dönemde bir dönem bekarlığı var onun. Mescitte kalıyor falan. Demek ki Hazreti Peygamber görüyor hiç kalkmadığını. Küçük bir toplum orada. Herkes kimin ne yaptığını biliyor. Yani abdest alacak bile olsan dışarı çıktığında herkes görüyor birbirini. Kim çıkıyor, kim girmiyor. Şimdiki kadarki yeri kadar. Evet. Herkesin oluyor. Hazreti Peygamber'in sonra çok güzel bir sünneti var. Hala uygulanıyor. Namazdan önce arkasına şöyle bir bakarmış. Kim var, kim yok mescitte diye. Ya bu nafileyi dediğimiz için sabah namazına zaten geliyor. Yoksa o namaza da gelmese o zaman raculun salihun da demezdi herhalde. Şimdi Hazreti Peygamber diyor ki Haddetena Abdülaziz ibn Suhayb'in, bize Abdülaziz bin Suhayb anlattı. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten kâle dedi ki Dekala, hatta daha farklı bir örnek var. Mesela Hazreti Peygamber'in sabah namazında Hazreti Ali'yi görmediğinde gidip evlerinin kapısını çalması. Kapıyı çalıyor, kapıyı açan Hazreti Ali belli daha yeni uyanmış. Gün doğmuş falan. O deminki örnekte olduğu gibi. Oradaki adama son derece Hazreti Peygamber toleranslı davranmıştı. Ama Hazreti Ali'ye o kadar toleranslı davranmıyor. Yani ey peygamberin ev halkı namaza kalkmadınız mı diye sitemli davranıyor. Hazreti Ali'nin verdiği cevap o adamınkiyle aynı. Ne yapalım diyor, Allah uyandırmamış bizi diyor. Sonra da Hazreti Peygamber'in yüzünü ekşittiğini görünce diyor ki ya Resulallah, ruhlarımız Allah'ın elinde değil mi? O uyandırmadı falan. O da hiçbir cevap vermiyor. Çünkü Hazreti Ali'nin verdiği söz doğru. Doğru. Verdiği söz söylediği söz doğru ama Hazreti Peygamber şu giderken şu ayeti okumuş elini dizine vuraraktan. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. İnsanın da en çok yapmak istediği şey cedeldir, tartışmadır. Hele bir de haklı bahanesi varsa. دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَسْجِدَ. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ. Bir baktı orada iki tane direk arasında bir ip gerilmiş böyle. فَقَالَ demiş ki مَنْ هَذَا. Bu nedir demiş burada, kimin bu? قَالُوا demişler ki زَيْنَبُ تُسَلِّي. Bu Zeynep'indir, bundan namaz kılıyor. Zeynep'in kimliği açık değil burada. فَيْذَا كَسِلَتْ. Çok tembelleşirse, yani vücut ağırlaşırsa, zindeliğini kaybederse, ev fatarat yahut işte iyice yorulursa emsekat bihi, onunla tutunarak artık şey yapıyor. İp dediğimizde demek ki böyle sağlam bir şey. Halat gibi yani. Adam ayakta tutacak. Ona tutuna tutuna kılıyor artık ondan sonraki şeyini. Demek kanının son damlasına kadar namaz kılacak orada. Kalu demiş ki hullu, çözün şunu demiş. Sonra kâle, sonra demiş ki لِيُسَلِّ اَحَدُّكُمْ نَشَاطَهُ. Biriniz zinde bulduğu sürece namaz kılsın. Yani kendini zinde hissettiği, bunu arzulu hissettiği sürece namaz kılsın. فَاِذَا كَسِلَ. Tembelleşirse اَوْفَتَرَ yahut artık yani doyarsa فَلْيَقْعُدْ. Otursun demiş yani. Ondan sonra böyle zoraki kendine namaz kılmasın. Bu hadis nerede var? Bu hadisi Buhari 1099 numarayla almış. Zikrul emri, bir sonraki hadis emreden bir hadis. Limen aradel hacca, hacca gitmeyi murad eden, hacca gitmeyi arzulayan kimse için evvel umrete yahut umreye en yuhrima minel mevakit, mikatlardan itibaren ihrama girmesini emreden hadis. Niye mikatlardan itibaren ihrama giriyoruz? İşte hadis var. 1335 Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'in at-Ta'iyyü. Bize Ömer bin Said bin Sinan et-Ta'i haber verdi. Haddetena Ahmed ibn Ebi Bekir'in, bize Ahmet bin Ebi Bekir anlattı. An Malik'in, o da Malik'ten. An Abdullah ibn Dinar'in, o da Abdullah bin Dinar'dan. An İbni Ömer'a, o da İbni Ömer'den. Ennehu kâle, demiş ki İbni Ömer diyor. Emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti ki Ehlel Medineti, Medine halkına en yuhillu min zilhuleyfeti, Zülhüleyfe'den itibaren tehlil etmelerini, yani ihrama girmelerini emretti Medine halkına. Yani Medine istikametinden gelenler Zülhüleyfe'den itibaren ihrama girmeliler. وَاَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ Şam'dan gelenler Cuhfe'den itibaren ihrama girmeliler. وَاَهْلَ نَجْدٍ Necd tarafından gelenlerse مِنْ قَرْنٍ Karn bölgesinden itibaren ihrama girmeliler. قال ابن عمر İbn Ömer diyor ki اَمَّا هَاُولَٰئِ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları ben bizatihi kendim işittim Hazreti Peygamber'den. وَاُخْبِرْتُ Bana diyenler oldu ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme قال Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ Yemen halkı da Yelemlem'den itibaren ihrama girsin. Çok ilginç bir hadis. Bir sahabenin Hazreti Peygamber'den duyduklarını, işte bunları ben kendim duydum. Başka şunu da birileri bana haber verdi. Onlar da Hazreti Peygamber'den bir vakitte demek ki Yemenliler sordular. Ben de orada yoktum. Bunu da yine birilerinden duydum Hazreti Peygamber'in kendisini böyle söylediği diye. Çoğunlukla hadisçilerde şöyle bir anlayış vardır. Sahabiler aradaki sahabiyi atlar diye. Yani bir başka sahabiden duyduysa bile ben falanca sahabiden duydum demez de doğrudan Hazreti Peygamber'in sözü diye aktarır. Böyle örnekler azdır. Yani bunu ben bizatihi kendim duydum. Şunu da başkalarından duydum. O başkaları dediği de yine sahabi. Çünkü Hazreti Peygamber'den duymuşlar. Bu hadis nerede var? Bu hadis Buhari'de 1450 numarasıyla mevcut. Mikatın nasıl belirlendiği, ne olduğu hakkında başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Hazreti Peygamber şuradan itibaren girsinler diyor ihrama. Girmiş olduğu noktalar var. Ondan... Kendisinin de uygulaması var. Uygulama zaten var da mesela bir de sözel olarak geliyor, buradan itibaren ihramlı ol ya da burası şöyle. Görmedim öyle bir hadis. Görmedim öyle bir hadis. Yani böyle onun tespitte bulundu. Zikru haberin thanin ikinci bir haber. Yusarrihu bi sihhati ma zekernahu. Önceki rivayette geçeni tasrih ediyor, açıkça belirtiyor. 1336. Akberena Muhammed ibn Abdurrahman es-Sami. Bize Muhammed bin Abdurrahman es-Sami haber verdi. Ramazan'da çok özlüyorduk bunu. Haddetena Yahya bin Eyyub el-Makabiri. Bize Yahya bin Eyyub el-Makabiri anlattı. Haddetena İsmail bin Cafer'in. Bize İsmail bin Cafer anlattı. Kale dedi ki ve akbereni Abdullah ibn Dinar'in. Bana Abdullah bin Dinar haber verdi. Ennehu semi'a ibn Ömer'e yekulu. Kendisi İbn Ömer'i şöyle derken işitmiş. Bunlar ne oluyor şimdi? İbn Ömer bir hadis aktarmış. Biz habire farklı kanallardan İbn Ömer'e gidip aynı hadisi dinliyoruz. Dolayısıyla bir takım nüanslar değişiyor hadiste. İbn Hibban o değişen nüansları önemsiyorsa tutup bir de aynı diğer rivayeti de veriyor. Emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ehlel Medineti Medine halkına en yuhillu min zilhüleyfeti zilhüleyfeden itibaren tehlilde bulunmalarını yani ihrama girmelerini ve ehle Şam Şam halkına da minel cuhfeti cuhfeden itibaren ihrama girmelerini ve ehle necdin min karnin necd halkına da karından itibaren ihrama girmelerini emretti. Kale Abdullah ibn Ömer. Abdullah bin Ömer dedi ki ve ukhbirtu ennehu kal. Yine bana birileri haber verdi ki kendisi buyurmuş ve yuhillu ahlul yemeni min yelemleme. Yemen halkı da Yelemlem'den itibaren ihrama girsin. Bu haliyle de hadis Müslim'de 1118 numarasıyla mevcutmuş. Zikrul emri bil iştirati limen aradel hacce ve huve şaki. Hac yapmak isteyen ancak bir şikayeti bulunan kimsenin şartlı niyet etmesini emreden hadis. 1337. Akberena el-Hasan ibn Sufyan. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Haddetena ibn Ebi Seri. Bize İbn Ebi Seri anlattı. Haddetena Şuayb ibn İshak. Bize Şuayb bin İshak anlattı. Haddetena ibn Cüreyc'in. Bize İbn-i Züreyç anlattı. Akbereni Ebu Zübeyri. Bana Ebu Zübeyr haber verdi. Enne Tavus'en akberahu. Tavus kendisine haber vermiş. Yani İbn-i Abbas'in. O da İbn Abbas'tan. Bu kez sahabi ravimiz İbn Abbas. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehala ala Duba'ate, Duba'anın yanına girdi. Vahiye şakiyetun, o da o kadın da şikayet ediyordu. Rahatsızlığından şikayet ediyordu. Rahatsızlığıyla ilgili bir açıklık yok hadiste. Fekalet, kadın demiş ki inni uridul hacce, ben hac yapmak istiyorum. Ve ene şakiyetun, ama benim bir rahatsızlığım var. Dolayısıyla beni bu rahatsızlığım nerede kor, nerede ben artık devam edemem, yapamam, edemem onu bilmiyorum. Böyle de bir rahatsızlığım var. Acaba sonunu getirebilir miyim? Bundan da emin değilim. Fekale leha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki hücci, haccını yap, veştariti, ve şartlı niyette bulun. Enne mahilli haythu habesteni. Nerede beni hapsedersen, nerede kalırsan, nerede bitersem orada ihramdan çıkarım diye böyle şartlı niyet et demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye. Nerede kalırsa, hacca gidiyorsunuz mesela, yolda önünüze engel çıkıyor, orada bitiyorsunuz artık. Orada ihramdan çıkıyorsunuz, helal oluyorsunuz. Çünkü ondan sonrasına gitme şansınız yok. Yahut bunun durumunda olduğu gibi şikayetçi olduğu bir rahatsızlığı dolayısıyla nerede kalırsa orada şey yapacak. Yani Hazreti Peygamber'in ona söylemek istediği, kadın diyor ki bunun sonunu getirebilir miyim belli değil. Böyleyken de hacca girişeyim mi? Ya belki de gideceğim, Mekke'ye gireceğim, İranlıyken orada kala kalacağım. Bir adım atıp Arafa'ya gidemeyeceğim. O kadar da olsa nerede kalırsan kalacağın yere kadar niyet et diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. He? Yani kadına haccını yap dediğine göre haccını yap diyor yani sonuçta. Aa, öyle sonunu getiremeyeceksen çıkma öyle yarım yamalak, kalırsın sonra falan demiyor yani. Yani hac farzdır diyor. Şu an takatin var. Takatinin bittiği yere. Zaten bu şeyde de böyledir yani. Normal amelde de böyledir. Sağlıklı adam için de böyledir yani. Yok bitmemişse diyor yani bir daha. Ha, o kadarını bak, o kadar ilerini zihnin. Yani yarım kaldı geçen seneki, bu sene de çok iyiyim. O kadar ne? O senenin yarım kaldı. Nerede tırak orada bırak, tamam bitti. O gelecek sene inşallah yeni bir şey. Evet. 1208 şey. Ha? Bizim uygulamamızda hiç gidemeyenler de vekil tayin eder. Kadın diyor ya Resulallah diyor, babamı diyor hacca götüreceğim ama devenin üstüne bu taraftan koysam o tarafa düşer, o taraftan koysam bu tarafa düşer. Yani adam devenin üstünde duramıyor. Onunla ilgili geliyor vekil olayı, hac olayı olan hadisinde. Bu kadın gidebilirim diyor ama yani nereye giderim, nerede kalırım, sonunu getirir miyim emin değilim. Böyle bir rahatsızlığım var, nüksedebiliyor falan. Şikayetinden bahsediyor. Şeyi de kaldırıyor, şüphe üzerine amelinin terk edilme şeyini de kaldırıyor belki böyle. Sen sebat et. Evet. Yani Cenab-ı Hak sana imkan verirse evet, sonra. Sen niyet et en azından. Ki, yani, evet. Zikrul emri limen ahrama fi kamisihi, gömleğiyle ihrama giren kimse. Yani ihrama girmiş ama gömleğini çıkarmamış olsun mesela. Bunun tipik örnekleri yaşanıyor Atatürk Havalimanı'nda. Bazıları her şeyin çıkarılması gerektiğini bilmiyor. Ben bir girdim ihramlanacağım, baktım kavga ediyor görevliyle Hacı Efendi. Gelmezdim diyor böyle olsa, o söyleseydim diyor. Ben hayatta yapamam diyorum. Ya ben namaz kılıp ihramlanıncaya kadar onunla uğraştı. Benden sonra artık hallettim, halledemedim. Hacı ben yapamam diyordu. Görevli mi? Öyle mi? Uğraşıyorum. Keşke baştan söyleseydiniz de ya. Zikrul emri limen ahram, ha, gömleğiyle ihrama girmiş kimsenin en yenzi'ahu nez'an, bu gömleğini çıkarması. Yani, tut ki gömleğiyle gelmiş ama artık çıkarması gerekir. Dıdde kavli men emara bi şakkihi, bu söz hadise dayanıyor İbn İbban. Diyor ki çıkarılması gerekir o gömleğin, yani normal çıkarılma. Bazıları demişler ki çıkarılmayacak o gömlek. Ne olacak? Yırtılacak. Yani üzerine böyle sökülecek, koparılacak demişler. İbn İbban diyor ki böyle değil. Bak hadiste normal çıkarsın diyor yani. Evet. Neyse hadisi önümüzdeki ders okuruz. Akulu kavli hâzâ. Ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna asran kema hamaltahu alellezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Va'fu anna wa'fu lana warhamna ente mevlana fansurna alel kafirin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.